Merhaba değerli basın kulübü izleyicileri. Yeni bir haftada, yeni bir mahallede tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki mahallemiz Isparta'nın en uzak mahallesi, Akkent Mahallesi. Akkent Mahallesi ayrıca Isparta'nın ilk TOKİ yerleşiminin olduğu mahalle. Temiz havasıyla ve sakinliğiyle ün kazanmış bir mahalle. Şimdi muhtarımızla ve mahalle sakinlerimizle hep birlikte size mahalleyi tanıtmaya çalışacağız. Yanımızda site yönetim müdürü Muhammed Bey var. Muhammed Bey, bize birazcık mahallemizi tanıtır mısınız? Mahallemiz şehir merkezine 9 kilometre kadar uzaklıkta sessiz, yaşanabilecek, rahat ortamlardan, huzurlu ortamlardan bir tanesidir, mahallemizdir. Mahallemizde çocuklar açısından oynamaya elverişli, müsait ve daire sakinlerimizin huzur ve mutluluğu açısından güzel bir mahallemizdir. Isparta Belediye'mizden mahallemizle ilgili çocuk parklarımızda kauçuk yapılması konusunda istirhamımız olacak kendilerinden, Sayın Belediye Başkanımızdan. Kışın mahallemizde hava şartları çok sert geçiyor şehir merkezine göre. Belediyemizin mahallemizde bu takım çalışmalara, biraz daha kış çalışmalarına, tuzlama çalışmalarına ve kar küreme çalışmalarına daha öncelik verilmesini istiyoruz mahalle sakinlerimiz olarak. Mahalle sakinleri olarak sizin istekleriniz nelerdir? Mahalle sakinlerinden olarak ben Feyzullah. Şimdi isteğimiz olarak mahallemiz çok güzel. Havalı, temiz hava, bıllır bıllır, hastası, nefes darlığı olan varsa Akkent'e gelecek. Ha, bir numaralı temiz hava olan yer. Ama belediyemizden bir isteğimiz var. Şu Küngür TOKİ'si ile Akkent TOKİ'si arasında olan yol yapılması lazım. Isparta'dan dolaşıp da tıp fakültesine varasıya kaç kilometre eder bir hesaplasın belediye başkanım. Bir de buradan hesaplasın Akkent'ten Küngür tıp fakültesine kadar kaç kilometre eder. Bir ona göre bize bir bilgi versin yani. Mahallemiz halkından yani bir de bu camimiz yukarıda. Cemaatimiz çıkamıyor. İhtiyarlarımız var. Onlar 3-5 neyse 10-15 cemaatimiz oluyor. Ama belediye başkanımız buraya geldi, önceden geldi. Geldi buraya dedi, bir yürüyen merdiven yapalım dedi. Yürüyen merdiveni yapalım dedi ama daha hala yapılacak. Buna bir belediye başkanımızdan bir işe de bulunuyoruz yani. Bir yardım etmesini bulunuyoruz yani. Benim isteğim de işte buraya masa koydular. Üstü örtük değil, örtülmesi lazım. Oraya oturup bir çay içmemiz lazım. Her başka yerlerde var, aşağıda var, yukarıda var, burada yok. Bizim bir şey yok, oturup da çay içecek yerimiz. Kapının önüne oturuyoruz, rahatsız oluyor. Çocuğu uyuyan oluyor, bir hastası olmuş oluyor. Bunu ne kadar zorsa bir şey edelim, çaresine bakalım. Yanımızda mahalle muhtarımız Bekir Bey var. Muhtarım, bize mahallemizi tanıtır mısınız? Öncelikle mahallemize geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Uzun süredir mahallemizin böyle bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. İyi ki geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Mahallemiz 2009 yılında TOKİ'nin bizlere teslim ettiği 914 haneli bir mahalledir. 914 hanenin 150 hanesi askeri lojmanlara aittir. Geri kalan 764 hanede dar ve orta gelirli insanların
oturduğu bir yerdir. Mahallemizde kurulduğu günden bu yana bir sürü eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimiz zaman içerisinde sırası geldikçe giderilmeye çalışıldı. Hala eksiklerimiz var. Umarım önümüzdeki süreç içerisinde bu eksikler de giderilir. Mahallemizde 914 hanede yaklaşık 4000 nüfus var. Bunun 2850 civarında kayıtlı. Diğer kalan kısım ikameti almamış ama burada oturmaktalar. 1910 seçmenimiz var en son seçim sayımlarına göre. Mahallemizin tepe üstünde olması münasebetiyle kendine has dezavantajları var. Avantajı olduğu kadar. En iyi avantajı çok güzel bir görünümü var. Teras anlamında bol ve temiz oksijenli bir yer. Ama dezavantajı da buna karşılık olarak kış geldiğinde özellikle otobüslerin çıkamaması, mahalle sakinlerinin araçlarının çıkamaması ve aşağıda rastgele bir yerde kalmaları ve bu arada çeşitli istem dışı trafik kazaları oluşması mahalle halkının maddi zararları olduğu bu konuda sıkıntılarımız var. Belediyemiz sağ olsun mahallemizin arka kısmında alternatif bir yol başladık asfaltına. Sanıyorum önümüzdeki günlerde 3-5 gün ya da bir hafta 10 gün içerisinde o yol asfaltlanıp hizmete sunulduğunda bu sıkıntılarımız aza indirgenecektir. Bekir Bey, Akkent Mahallesi Isparta'nın merkezine en uzak olan mahalle. O nedenle burada sosyal hayat nasıl ilerliyor? Evet, bu soruyu sorduğunuz için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz buraya taşınalı 7,5 yıl oldu. 7,5 yıldır komşularım bana gücenmesinler. 7,5 kişiyle ancak tanışabildik. Zira bir toplanma merkezimiz yok. Camimizi sağ olsunlar yapmışlar ama en tepeye yapmışlar. Camiye gelen cemaat de genelde orta ve orta yaş üzerindeki insanlar olduğu için çıkmıyorlar. Camimiz çok garip. Hemen 3-5 kişiyle namaz kılıyoruz. Onlar da birkaç kez cemaat olunca daha sonra da gelmiyorlar. Kendileri evlerinde ibadetlerini yapıyorlar. Biz bunu 7,5 yıldır söylüyorum, talep ediyorum, istiyorum. Bir mahalle olduğumuzun farkına varalım. Mahalle olduğumuz için bir aidiyet duygumuz oluşsun, yerleşsin istiyorum. Bu nedenle de belediyemizden bir sosyal tesis mantığıyla içerisinde işte altında yer itibariyle kendine mahallemizde yer itibariyle altı pazar yeri, işte üstünde bir okuma yeri, düğün salonu gibi 300 kişilik 500 kişilik de olsa mahallemizin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde kenarında yine mahalle halkının genel ihtiyaçlarına cevap verebilecek işte nedir bunlar? Ayakkabı tamircisi, sanatkarlar dükkanı, işte fotokopicisi, internetçi, efendime söyleyeyim okuma odası gibi yerlerin yapılması ki biz buna Isparta kamuoyunda sosyal tesis diyoruz. Böyle bir yer olursa biz birbirimize daha çok görüşüp tanışıp bilişeceğiz. Komşu olduğumuzun farkına varacağız. Biz hep mahalleli olarak biz bunu çok istiyoruz ve hep böyle düşünüyoruz. Olmadığı için de üzülüyoruz. İnşallah Sayın Belediyemiz bunu en kısa sürede bize böyle bir yer yaparlar da biz de mahalle olduğumuzu hissederiz. Mahallemiz belki Isparta'ya çok uzak olmayabilir. En uzak mahallesi ama yürüyüş yolu anlamında, yürüme yolu anlamında Isparta merkeziyle arada bir yerleşim kopukluğu olduğu için yürüme imkanımız olmuyor. Dolayısıyla kendimizi köyde, orada, uzakta bir yerdeymiş gibi hissediyoruz. Bu da bizi üzüyor gerçekten. Hatta nerede oturuyorsunuz? Akkent'te, Toki'de dediğimiz, siz orada uzakta bir yerde nasıl yaşıyorsunuz ya diyorlar. Hiç olmazsa bu mağduriyetimizin biraz giderilmesi için böyle bir sosyal tesise ivedilikte ihtiyacımız var. Belki mahallemiz içerisinde bir ticaret merkezi diye bir yer var. Toki'nin yapıp vatandaşımıza sattığı bir yer. Burayı belediye sosyal tesis olarak görüyor zannediyorum. Halbuki burası sosyal tesis değil.
İçinde 10 tane dükkan var. Bu dükkanlar tapuları vatandaşa aittir. Dolayısıyla kullanım hakları onlara aittir. Mahalleliye ait hiçbir yerimiz yok. Toplanma, tanışma, bilişme, örüp görüşüp kaynaşma anlamında. Bunu özellikle tekrar ediyorum ve talep ediyorum mahalle halkı adına. Mahallemizde sağ olsun belediye park yaptı. İçinde bulunduğumuz alan. Burası evet dağlık, taşlık, kayalık bir yerdi. İlgilendiler, çok emek verdiler. Bize burayı dinlenme yeri olarak yaptılar. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. İçinde iki tane kamelyamız var. Belki üç tane olsa daha iyi olurdu. Buna rağmen mahallede şu an park adı altında belediyenin 18 uygulaması içerisinde birkaç tane taşlık bölgeler var. Buralar çok harabe gibi duruyor. Demin söylediğim gibi bizim mahalleli hafta sonunda bir piknik yapacak olsa kalkıp gidebileceği bir yer yok. En yakın alan işte kenardaki ovada bir ağacın altında bir yerde. Halbuki piknik anlayışımız genel kültürümüzde örnek Ayazman'a mesireliğine gittiğimizde Ispartalı hep oraya geliyor. Bir birlik, beraberlik, bir düğün havası içerisinde, bir şenlik, bayram şenliği içerisinde herkes birbiriyle ilişki kurmasa da oradaki tadı ve güzelliği atmosfer içerisinde yaşıyor. Bizim oralara gitme şansımız yok. Bari bu park olarak gözüken yerlerin oralar tanzim edilip, düzenlenip bize piknik alanı gibi yapılırsa yine mahallemiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim talebimizdir. Evet, mahallemize belediyemiz çok ağaç dikti. Örneğin 181 cadde bu manada çok güzel. Hep çınar ağacı ve sürekli de suluyorlar. 182 caddemiz hakeza öyle. Ağaçlarımız güzel oldu. İlerleyen yıllarda güzel bir mahalle olacak. Tabii ki eksiklerimiz giderildiği süre içerisinde. Arkamda sağ tarafta gördüğümüz yeşil alan mahallemizin teras tepe, seyir tepesi şeklinde algılıyoruz. Böyle olduğu için de mutluyuz, övünüyoruz. Isparta'mızın her üç ayda bir asker ailelerinin çok çok önemsediği yemin töreni merasimi yapılıyor. Mahallemizde kışlaya yakın olduğu için asker aileleri arkamızda gördüğümüz bu park alanına çocuklarıyla birlikte kahvaltı edip dinlenmek ve istirahat etmek adına buraya geliyorlar. Bunu biz belediyemize bildirmiştik. Bir çeşme talebimiz olmuştu. Sağ olsunlar. Bugünlerde çeşme bizim yapılacağını söylediler. Umarım en kısa sürede yapılır. Mahallemizin bu görünümü Isparta'ya bir reklam oluyor. Zannediyorum mahallemizin çevre düzenlemesi şeklinde daha güzel bir yere getirilirse reklamımız hedefe ulaşmış olacaktır. Mahallemizde eğitim kurumları ve kamu kuruluşları var mı? Mahallemizde iki tane eğitim merkezi var. Biri Şehit Cengiz Gülcü İlköğretim Okulu. Artık bir ortaokulda oldu ya, bir ilkokul ve ortaokul şeklinde. 24 derslik bir okul burası. Yaklaşık 600 öğrencisi var. Bir tane ana sınıfı var. Bir de mahallemizde Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Lokman Hekim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi var. Burada da yaklaşık 1200 öğrenci var. Eğitim, öğretim anlamında mahallemiz öğrenci sayısı bakımından bayağı nüfus anlamında yüksek. Mahallemizde ayrıca sağlık, aile sağlığı merkezi var. Ana okulu var. Sol tarafımda gördüğümüz ticaret merkezinin alt kısmı göründüğü şekilde yamaç bir alan. Çevremizde, mahallemizde rüzgarın çok olması nedeniyle çevrede biriken naylon, poşet, gazete vesaire gibi diğer atıkların
ağaç ve çalıklar sayesinde bu bölgede çok birikmektedir ve bu da çirkin bir görüntüye neden olmaktadır. Aslında burayı yeşillendirmek, burayı bir şelale türü küçük bir nostalji parkı gibi bir şey olsa çok daha güzel olacak ve çevre adına da ve mahallemize gelen Isparta tanıtımı adına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediyemizden buranın şelaleli bir park yapılmasını talep ediyorum. Arkamızda gördüğümüz yamaç, taşlık alan belediyemizce 18 uygulaması içerisinde park alanı diye gözüküyor. Geniş bir alan, geniş bir yer. İkinci etap TOKİ başlayacağı için geçenlerde de Sayın Valimize bu konuda talebimiz olmuştu. Yeni TOKİ'nin başlayabilmesi için altyapısı hazır, yolu hazır, suyu hazır, yeni bir oluşumda arkamızdaki gördüğümüz alandan başlanılmasını ve dolayısıyla mahallemizin bir mahalle daha da iyi, güzel bir mahalle hüviyetine kazanması anlamında buralara TOKİ'nin ev yapmasını talep ediyoruz. Mahallemizin ikinci etap, TOKİ'nin yaptığı ikinci etap evlerinin altındayız. Bu görünen alan 9900 metrekare bir alandır. Buraya sağ olsun belediye 2 yıl önce ağaçlandırdı. Yamaç bir yer. Ağaçların tutması, yeşermesi tabii ki oldukça zor. Belediyemiz geçen yıl buraya damlama sulama yöntemiyle damlama tesisini çekti. Ancak damlama tesisi yine yeterli değil. Zira geniş bir alan ve çok da amortisman bir sistem olmadığını düşünüyorum. Buranın önümüzdeki dönem içinde yeşillik çimlendirilmesini, dolayısıyla otomatik sulama yapılmasını ve bu kaldırım kenarında duvar olmadığından yukarıdan gelen suların, çamurların da kaldırıma akmamasını önlemek adına burayı çimlendirmek güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hem personel tasarrufu adına hem araç masraf tasarrufu adına güzel bir hizmet ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kaldırımlar kenarındaki ağaçlar, belediyemiz çok ağaç dikti. Tabii ki ağaçlar tutanı var, tutmayanı var. Bunlar da süreç içerisinde değişeceğini düşünüyorum. Mahallemizin en can alıcı caddesi 181 cadde. Tamamen çınarlı bir cadde. Ve bu caddeyi çok seviyoruz. Hatta zaman zaman biz diyoruz ki bu caddeye Yusuf Ziya Bey'in adını bari koyalım diyoruz. Onun sayesinde bu cadde böyle güzel oldu diyoruz. Caddemizin, sokaklarımızın, mahallemizin daha da çok güzelleştirmesini istiyoruz. Buraya geldiğiniz için ayrıca size teşekkür ediyorum. Mahallemizi tanıttık. Isparta kamuoyuyla paylaştık. Mahallemizi bilmeyen Ispartalılar var. Onlara buranın nasıl bir yer olduğunu az çok anlattık. Sanıyorum görmüşlerdir. Burada muhtarlığımızın yapmış olduğu örnek çalışmayı görüyoruz. Kıyafet fazlası olan kişilerin buraya getirdikleri bağışlarla kıyafet ihtiyacı olan kişiler ücretsiz olarak bunları götürebiliyor ve ihtiyaçlar karşılanmış oluyor. Muhtarlık olarak biz daha önce Isparta Belediyesi'nin ve valiliğimizin başlatmış olduğu Suriye Bayır Bucak Türklerine gıda, giysi ve diğer bu manada sosyal yardımlarda mahalle olarak biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Mahallemiz sakinlerine evlerindeki giyilebilir fakat ihtiyaç fazlası olan kıyafetleri burada sergiliyoruz. İhtiyaç sahibi diğer mahalleliler, diğer sakinlerimiz götürüyorlar. Evinde fazla ihtiyacı olmayan ama giyilebilir olanları da geri getiriyorlar. Bir çeşit değişiklik oluyor. Birbirimize sosyal bir yardımlaşma oluyor. Ev ekonomisine de nispeten de olsa bir katkıda bulunuyor. Ve bunlar da değerlendirilmiş oluyor. Onun için böyle bir şey yaptık. İnşallah başarılı oluruz.
Muhtarımız sanata oldukça duyarlı bir muhtar. Muhtarım, bu resimler size mi ait? Boş zamanlarımda böyle kara kalem, sulu boya, guaj boya ve yağlı boya yapmaya çalışıyorum. Acizane bu beni dinlendiriyor, rahatlatıyor. Yorgun olan, beynen yorgun olan insanların, özellikle emeklilerin böyle bir uğraş içerisinde olmalarını tavsiye ederim. Hoşuma gidiyor, yapmaya devam ediyorum. Bizim Akkent Toki mahallemizin en büyük sorunu henüz daha 932 konutta kalmış olması. Buraya en azından bir 900 konut daha, 1000 konut daha yapılması gerekiyor. Hizmetin daha iyi gelmesi ve buranın daha geniş kapsamlı bir mahalleye dönüşmesi için. Kesinlikle bir bu kadar daha en azından yeni bir etabın yapılması gerekiyor. Bunu da çok fazla mesafeli yapılması bence uygun olmaz. Tekrar bir ticaret merkezi, cami ve sosyal donatı yapılması gerekecek. Buranın sosyal donatısı, camisi, okulu yeni bir şeye, etaba uygun. Bence yeterli. Yeni bir etap, en büyük istek burada bu. Halk tarafından da isteniyor zaten bu. Isparta halkı tarafından da yeni bir TOKİ yapılması isteniyor. Yani bu mahallenin gelişmesi için yeni bir projenin çıkması gerekiyor buraya. Bir, ikincisi şehir merkezinde yapılan belediye hizmetlerinin buraya da rutin olarak sık sık yapılması gerekiyor. Örneğin burada hepimiz bir vergilerimizin içine çevre vergisi, çöp vergisi ödüyoruz. Biz de esnaf olarak burada çevre vergisi ödüyoruz ama çarşıda her nasıl caddeler ve sokaklar her gün süpürülüyorsa, temizleniyorsa, rutin olarak çöpler alınıyorsa burada da aynısının her gün yapılması lazım. Biz burada çevre temizliğini kendi çabalarımızla yerine getirmeye çalışıyoruz, özellikle sosyal donatının etrafında. Bir de bunu istiyoruz biz burada. Onun dışında sosyal donatıların etrafındaki ışıklandırmalar yeterli değil bence. Gece burası bir karanlığa bürünüyor. Çevre aydınlatmayı biz burada kendimiz esnaf olarak kendimiz sağlıyoruz. Kendi çabalarımızla, kendi imkanlarımızla. İyi bir çevre aydınlatma yok. Biz bir de bunu istiyoruz. Bunun dışında çocuklara daha fazla bir park, mesire alanlarının yapılması da burayı canlandıracaktır. Bir mesire alanı, park yapılması. Bu da mahallenin eksiklerinden bir tanesi. Sosyal tesisimizin olması Akkent'te çok iyi olacak. Bu yerlerde Isparta'nın merkezinde büyük alışveriş merkezlerinin yapılmasını, uzak olduğu için devamlı arabamızla gittiğimizden külfiyetli oluyor. Bunun için bunlara yeni yeni çalışmalar yapılması çok iyi olur. Pazar yeri istiyoruz. Arkadaşlar, pazarcılar rezil oluyor. Buranın TOKİ kurulması için kalabalık olsa daha güzel olur. Parklı panayır gibi olsa daha güzel, şirin olur. Böyle istiyoruz işte. Neşelensin, kalabalık olsun. Biraz önce muhtarımızın da bahsetmiş olduğu Çınarlı Cadde adı verilen cadde bu cadde. Muhtarımız bu caddenin Yusuf Ziya Günaydın'la birlikte güzelleştiğini, bu caddeye onun ismini vermek istediğini belirtiyor. Bizler Basın Kulübü olarak sizlere bu hafta Eğirdir yolu üzerinde bulunan Akkent Mahallesi'ni tanıtmaya çalıştık. Akkent Mahallesi şehre uzaklığının yanı sıra sessiz ve sakin bir mahalle olarak ün salmış bir mahalle. Mahallemizi tanıtmamızda bizlere yardımcı olan mahalle muhtarımız Bekir Bey'e ve site yönetim müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Haftaya başka bir mahallede görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.